Ya Yecüc Mecüc Bediüzzaman açıklıyor. Darwinizm ve materyalizmin eğitimi sonucunda bir kısım insanların saldırgan, acımasız ve sadist olacaklarını, kan dökeceklerini, zulmedeceklerini belirtiyor. Fakat ikinci tahminde şöyle, yani insanlar yazıyor, ben de öyle biliyordum eskiden. İşte yerin altından böyle patolojik mahluklar, yani garip varlıklar ama laf söz dinlemeyen, garip çığlıklar atarak insanlar üstüne saldırır gibi düşünüyordum. Ama hadisleri incelediğimizde öyle olduğunu görmüyoruz. Bunlar bir kere imanla mükellefler. Yani belli ki insan bunlar. İmanla mükellef olduklarına göre. Hatta bir kısmı da iman ediyor. O zaman insan. Asıl özellikleri, ana özellikleri can yakıcı olmaları. Yani insanlara saldırmaları, zulüm yapmaları, dehşet saçmaları falan. Ahir zamanda terörün her türlüsünü yapan herkes Yecüc ve Mecüc olmuş oluyor. Yani işin doğrusu budur. İnşallah. Ama asıl Yecüc Mecüc eylemi, yani iki büyük eylem, Birinci Dünya Harbi'nde ve İkinci Dünya Harbi'nde oldu. Yani eğer aranıyorsa Yecüc ve Mecüc. Çünkü her bir tepeden akın ederler diyor. O zaman biliyorsun akın derken, yani illa attan olmaz bu. Başka türlü de olur. Tanklarla, motosikletlerle, Naziler olsun değil mi, komünistler olsun, evet, müthiş saldırılarda bulunmuşlardı. Kur'an buna işaret ediyor. Yani Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi çok çok büyük olaylardır. Dünyanın ehemmiyetli olayları belirlidir. Bunlardan en dev olanlardan birisi de odur. Yani Kur'an'ın böyle büyük bir olayı işaret etmesi çok normal. Yani Kur'an'ın uslubunda vardır.